Merhaba canlarım. Tekrar karşınızdayım. Hepinize sağlıklı, afiyetli, huzurlu, mutlu, seven ve sevdiklerinize nice sağlıklı ömürler dilerim. Bugün gene çok güzel bir paketim geldi. Koli geldi. Diyeceksiniz ki bu da kimden? Bu da sevgimden geldi. Ve bunun yanı sıra hiç ummadığım, canım gibi sevdiğim bir telefon aldım. Karşımdaki cennet kokulu Rukiye'mden başka kimse değildi. Canım yavrum benim, beni o kadar çok mutlu ettin ki aramanla, etmenle inan dünyaları bana bağışladın. Şu anda bu sefer de diyeceksiniz ki Fatma anne gelmedin gelmedin şimdi de sırf video atıyorsun diye. İnanın evlat ayırmak olmaz. Şimdi bunu da sevgim gönderdi. O da benim canım ciğerim. Sonra Rukiye'm. Çünkü tam Rukiye ile konuşuyorduk paketin geldiği zaman. Onun içinde dedim Fatma anne dedi hem seni çok görmek istiyoruz hem de dedi Sevgi ablamın paketini de bizim yanımızda aç dedi. İnanın ben de açmadım yani paketi. Sizlere bıraktım. Onun için dedim ki bir video daha çekeyim sizle. Hem sizlere canı gönülden bütün teşekkürlerimi, minnetlerimi gönderiyorum. Diyorum ya sizlerin yüreği kadar güzel yürekler yok. Dünya duysun yani. Dünya duysun, dünyada sırf kötülük yok. İnsanların güzel böyle yüreklileri Filiz'in evinde olduğu gibi yürekli olanları da var. Ve bunun yanı sıra dediğim gibi ne bileyim yani bu sevgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Yavrucuğum benim, canım yavrum gene telefon aç. Anneciğim paket geldi mi dedi. Dedim yavrum geldi. Bu arada dediğim gibi Rukiye'mle konuşuyordum. Rukiye'm aynı hiç eksiği fazlası yok. Aynı hayalimdeki Rukiye'msin. Nasıl seni tahmin etmişsem o şekildesin. Ah keşke imkanım olsa da hepinizin yüzünü görebilsem, hepinizle bu şekilde konuşabilsem, karşılıklı sohbetler edebilsek, hal hatır sorabilsek. Gerçi Filiz'imin evinde de bunu yapıyoruz yani. Allah yavrumuzdan bin kere razı olsun. O güzel yüreğinle bizlere topladı. Bizimle beraber burada evinde kapısını açtı. Çaylarımızı içiyoruz, kahvelerimizi içiyoruz, sohbetler ediyoruz. Acılarımızı, tatlılarımızı, her şeyimizi paylaşıyoruz. Demek istediğim şu ki şimdi dedim onun için sizinle beraber sevgimin paketini de açayım. Yavrum koskocaman bir paket göndermiş. Durun bakın göstereyim. İnanın hep bu köşede çekiyorum. Çünkü mutfak masam burada. Daha yüksek, daha imkanım var. Hani çekebilmek için. Onun için de canlarım benim işte. Diyeceksin ki Fatma anne mutfaktan başka bir yeri tanımıyor. Biraz da gerçeği konuşmak gerekirse tam dediğim gibi rahatsızlığımdan da dolayı biraz fazla yerleşemedim. Ama tabii ki her şeyin bir yerde yerli yerinde. Onun için de bir sıkıntı yok. Yeter ki sağlık olsun. Ben geldim buraya ya bütün eşyalarımla falan topladım, ettim. Öbür evimi teslim ettim hayırlısıyla. Hepsini yoluna koydum. Tabii ki daha kağıt işlerim falan var. Onlarla uğraşıyoruz. O başka. Ama dediğim gibi her şeyin başı sağlık. Sağlık olduktan sonra inanın canlarım her şey oluyor. Benim yüreği güzellerim. Buradan hepinize gene şu anda saat 6'ya 10 geçiyor burada akşam. Hepinizi canı gönülden kucaklar, sevgilerimi gönderirim. Hürmetlerimi, saygılarımı gönderirim. Büyüklerimin ellerine, küçüklerimin gözlerinden, yanıcıklarından öperim. Bu arada Ahmet babacığıma Filiz'im, Rabbim şifalar versin inşallah. Her gittiğin zaman babacığını gör. Her telefon açışında sesini duy. O da senin sesini duysun.
Ama Allah büyüktür, kurban oldum Allah'ım. Bütün Rabbim dünyanın hangi köşesinde, nerede, kim yatıp da şifa bekleyen varsa Allah Rabbim onların şifasını versin. Bu arada Bartın'ımızdaki Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan canlarımızın, inanın acıları içimizde, yüreğimizde, hepsinin başları sağ olsun. Allah peygamber sabrı versin, sabırlar versin. Ben de eşini yeni kaybetmiş bir insan olarak bu acıyı çok iyi biliyorum. Bütün hastalarımıza da şifalar versin. İnşallah iyileşip ailelerinin, yavrularının, analarının, babalarının yanına dönsünler. Yani demek istediğim, canlar insanın neresi acıyorsa canı orada diyorlar. İşte ben de dediğim gibi, Allah kimsenin yuvasına böyle bir acı vermesin. Çok zor. Hepsinin başı sağ olsun. Allah kolaylık versin. Ve bu arada dediğim gibi hepiniz hoş geldiniz yüreğimize. İnanın dedim ya, bir rukiyem açtığı zaman sanki şu yüreğim o kadar mutlu oldum, o kadar rukiyem. Yani Allah bin kere razı olsun. Eğer istiyorsanız, arzu ediyorsanız sizler de Filizim'den WhatsApp'ından arzu ederseniz görüşmek, her zaman için kapım açık, gönlüm açık sizlere. Diyorum ya, bilmeden bir yerlerden bir dua bile insanı ne kadar mutlu ediyor. İnsana sevildiğini bilmesi, sevmesini bilmesi. Ne bileyim, her şey çok çok güzel oluyor. İnanın bütün sıkıntılarım birden sanki yok oluverdi. Yavrumla konuşurken, Rukiye'm o kadar tatlı bir insan ki, keşke sizler de görebilseydiniz. Tam dediğim gibi böyle hayalimdeki Rukiye yani. Onun için bir tanelerim. Şimdi dediğim gibi sizinle beraber paketi açalım. Bakalım sevgimizi ne göndermiş. İnanın çok büyük bir paket. Yani bakın şöyle göstereyim. Belki öbür türlü de yapacağım. Bakın böyle, inanın bu şekilde. Bu da Filizim kadar. Kusura bakmayın. Mumluğa çarptım. Büyük bir paket. Dediğim gibi ben bu sefer biraz çevireyim bakayım, olacak mı? Ama gene de görünmüyor ya. Neyse, ama içinden çıkanları gösterelim sizlere. Bakabiliriz. Ay, kalemle de olmadı tabii ki. Ama bir şekilde açacağız. Onun için bir şeyler yapışmış. Ben şu sandalyeyi bir çekeyim şöyle arkaya. Canlarım benim. İnanır mısın sevgim, sen ne yaptın? Kurban olduğum annesinin bir tanesi ya. Annesinin bir tanesi, canı, meleği. Bakın canlar, ilk başta şöyle, bilmiyorum nasıl oluyor. Şey olarak, evet canlarım, dediğim gibi yürekleri o kadar güzel, o kadar temiz, o kadar beraber ki, düşünebiliyor musunuz? Kartonu tam açarken gösteremedim. Çünkü neden çektiğim videoyu maalesef, ve bunların video zamanı var. O dakikayı geçtiğin zaman videonun restini atamıyorsun. Yani kesmek zorundasın. Filiz'im, bunu aşkım sen daha iyi bilirsin.
Sizinle o kadar dalıyorum, o kadar sohbetinize, sizlere hayranım, hasretim ki inanın gözümden kaçmış. Onun için ama bu sefer içinden çıkanlara tabii ki ben videoyu çektim diye sabah da tam atacağım. Video gitmiyor tabii ki dakikası dediğim gibi geçtiği için. Ama bu arada içinden çıkanları zaten gene de size göstereceğim. İnanın dediğim gibi o kadar güzel yürekleri var ki aşkım benim, sevgim. Bak, bakın canlarım benim. Yani anlaşsalar, sözleşseler, deseler ki yani anneme ikimiz de birden lahana gönderse, kara lahana göndersek deseler belki olmayacaktı. İşte bakın canlarım, inanın daha bunların şu anda tabii ki kartonlarını attığım için resti var. Bu şekilde dediğim gibi keşke o kartonun içinden filizimin de filizimden de dilediğim gibi sen çıksaydın bir tane. Sarılsaydım sizlere, koklasaydım ama gönderdiklerinizin hepsinde tek tek zaten sizlerin kokusu var bir tane. İnanın dediğim gibi içine kara lahana koymuş. Bu ilaçlar fazla şöyle göstereyim. İlaçları koymuş. Yani bir evlat bir anneye nasıl ilgilenip de şey yaparsa o da aynı şekilde ağrılarım var diye. Ondan sonra bana ağrı ilaçları göndermiş. İltihap ilaçları falan, mide ilaçları. Ve bunun yanı sıra her şeyden önce sevgim, hiçbir şey Filiz'im veya sizler, bu sayfada olan bütün gönül dostlarım, sizler bana yüreğinizi gönderiyorsunuz. Bana gönderdiğiniz en büyük, en güzel hediye zaten yürekleriniz, o güzel yüreğinizden kopan dualarınız, hatırlamanız, bundan güzel bir hediye olur mu? Onun için hepinize de aynı şekilde teşekkür ederim. Ve bu arada dediğim gibi ilaçları göndermiş. Ondan sonra şöyle bir boyun yastığı göndermiş. Bunu bu şekilde takayım size. Bu şekilde tak koyuyorsunuz. Boynunuzu şey sabit tuttuğu için ağrılarınız daha hafifliyor. Çünkü rahatlatıyor boynu. Eh be yavrum, kurban olayım ben seni, ince düşünceli. Oh, her tarafa ellerin değdi. Bunlar benim diyorum canımsınız. Böyle bir yastık göndermiş. Ondan sonra ne diyeyim size? Reklam değil ama şu şekilde bir cevizli sucuk göndermiş. Paketin içinden çıkan bunlar. Şöyle iki tane dediğim gibi bunlar hiçbir zaman reklam değil. Tavuk baharatı. Bunlar tavuğun üstüne. Gerçi çoğunu ben kendim de yaparım. Yani baharatlarım mutfağım kuvvetlidir. Baharatlarımı aslında kendim de hazırlarım. Fakat bunlar da çok güzel. Anneciğim denemeni tavsiye ederim diye yollamış. Allah bin kere razı olsun yavrucuğum. O yüreğinden kopan her şey için. Diyorum ya sizler bana yüreğinizi yolluyorsunuz. Canım yavrum benim. Allah bin kere razı olsun. Ve canlar bakın. Kompütör yani bilgisayar tastatürü yollamış. Çünkü canlarım sizlere yazmaktan bir konu açılmıştı. Sevgim dedim sana dedim tastatürümü göstereyim. Bu üçüncü tastatürüm. Üstünden inanın şu üstünde gördüğünüz tabii ki bunda yok. Onda bütün bu harfleri üstünden silindi. Ama inanın ben o kadar bir profi gibi oldum ki yani 10 parmak ver bakmadan yazıyorum zaten. Bunu göndermiş ve bakın canlar. Bakın
Şöyle bir güzel, şahane, şahane bir, bilmiyorum görünüyor mu? Böyle bir masa örtüsü yollamış. Bakın, bakın. Ve ben bu tür şeyleri çok severim. Mutfak masam da siyah olduğu için herhalde, ne bileyim, onu düşündü. İnanın, aynı kompüter gibi kafasında hemen anında tutuyor. Sevgicim, aşkım benim. Her şeyden önce burada herkesin karşısında, Filizime de söylediğim gibi, herkesin karşısına sana bütün yüreğimle ilk önce dualarımı, şükranlarımı, minnetlerimi, bir evlat, hani kendi doğurduğun, dünyaya getirdiğin bir evlat. Belki bazen Allah hepimize hayırlı, hidayetli evlatlar nasip etsin. Acılarını bizlere göstermesin. Bir evlat nasılsa sen de bana öyle oldun. Aynı Filizim gibi. Bu paketi açarken dediğim gibi Rukiye'm buradaydı. Rukiye'm, senin o nur yüzüne, o bebek gibi güzelliğine, maşallah sana, subhanallah. Anneciğini hiç canım, benim zaten hislerim pek yanıltmaz. Ama aynı Rukiye'msin. Buradan size tekrardan bu videoyu açtım. Karton şeyini de başta zaten izah ettim. Ama diyorum ya canlar, yüreğinizden ne kopuyorsa, yani bir kuru dal olsa inanın yaprak açar. Çünkü onlar da benim yüreğimde yaprak açtırdı. İnanın onların bana gönderdiği önemli değil. Annem demeleri önemli. Fatma annem diye bağırlarına basmaları önemli. Onun için hepinizi candan seviyorum. İnşallah dediğim gibi sık sık görüşeceğiz. Çünkü inanın insanlar bazen, ben sevdiklerimin kıymetini kaybetmeden bilirim. Ama şurada bir gerçek ki, sakın bunu kaybettikten sonra demeyin. Çünkü çok geç olur. Onun için canlar, hepinizi yüreğimde, şuramda, sizler şurada baş üstünde, şu yüreklerde, şu dualarda, şu ellerde taşınacak kadar değerli, kıymetli, benim cennet kokulu meleklerimsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi yürekten seviyorum. Ne diyeyim ben? Ne diyeyim ben ki? Sevgilerin, duaların, vefaların olduğu yerde kelimeler kifayetsiz kalıyor. Hepinize Allah'a emanet ettim. Öptüm o güzel yanıcıklarınızdan. Sevdiklerinizle huzurlu, sağlıklı, uzun ömürler. Dediğim gibi canlarım, her zaman için Allah'a emanet olun. İnşallah o güzel yüreğinizdeki, içinizdeki ne kadar hiç bu olmaz dediğiniz dualarınızı Rabbim kabul eylesin inşallah. Evlatlarınızı sizlere, bizlere bağışlasın, hepimizin evladını. Kurban olduğum Allah'ım, dediğim gibi bir tanelerim, inanın sevmek çok güzel bir şey. Hele bu sevgiyi paylaştıkça daha da güzelleşiyor. Hepinizi çok seviyorum. Hep beraber olalım. İnanın, ömür bir nefes dediğimiz bir mum ışığından daha hafif, daha çabuk geçici bir şey. Allah hepimize sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, bereketli, seven ve sevdiklerimizle ömürler versin. Karşımıza hayırlı insanları, kalpleri güzel insanları, gönülleri güzel insanları çıkarsınlar. Şimdilik sizlere burada tekrardan görüşmek üzere ve Allah'a ısmarladık diyorum. Kurban olduğum Allah'ım, ömrünüz karlar kadar ak, sular kadar da berrak olsun inşallah. Hep yavrularınıza, sevdiklerinizle cıvıl cıvıl yaşayın. Her zaman için dediğim gibi görüşeceğiz.
Filiz'imin yanındayız. Elhamdülillah Rabbimize. Böyle gönüllerde yaşıyoruz. Tabii ki destek olmayı, abone olmayı, beğenmeyi. Hele şu Erdoğan'ım, kulakların içindesin bir tanem. Selam olsun senin o güzel yüreceğine. Annesinin yavrusu. Bu parmağımızı tabii like'ımızı unutmuyoruz. Tekrardan Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.